Evet. Lütfen sessiz olun. Bugün üst birinci premolar yapacağız. Bununla ilgili boyutları söyledim az önce. İşaretlerken tekrar üstünden geçmek istiyorum. Krom boyu 25.5. İşaretliyorum. Kök boyu 42 milimetre. 1'e 3 çalışıyoruz. Bu şekilde toplam boyumuz ortaya çıkmış oldu. Bu kolingual genişliğini geniş yüzeyden alacağım. Çünkü arkadaşlar bu kolingual boyutu bu dişin bir hali geniş. Mezodistaline göre bayağıca daha fazla geniş. Kolingual boyutu 27 olacakmış. Birazcık fazla almayı unutmuyorsunuz ama abartmayın. 29-30 yeterli. Thanks, Nipple. Başlayalım da. Bir tarafa gider. Hocam bunu kaydediyor muyuz peki? Evet, o yüzden sus. Şimdi arkadaşlar krom boyumuz, kök boyumuz, bu kolingual genişliğimiz, mezodistal genişliğimiz de 21 milimetre. Mezodistal genişliğimiz de 21 milimetre olacak. Evet. Bu çizginin sol tarafında çalışacağım. Bu alan içinde. Şimdi hızlıca sabunumu ayırmak istiyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, bu her zamanki gibi bir dişi işlemenin en zor kısmı. Bundan sonrası çok kolay değil mi? Fazlalıklarını düzeltiyorum. Evet arkadaşlar, işte bu sınırlar içinde çalışacağım. Krom boyumuzu, kök boyumuzu ayarladık. Çizdik. Mezülister boyutumuz. Bu yönde bu kolingual. Dikkat edin, daha geniş. Unutmayalım, bu dişin bu kolinguali mezülisterinden geniş. Kaninde de böyleydi ama bu dişte daha da belirgin. Şimdi her zamanki gibi vestibülden arayüzlere doğru çevirmeye başlayacağım. Kurvatür kretimiz kök yüzeyine çok fazla ilerlemiyor. Daha düz geçiyor bu dişte arkadaşlar. Önemli bir fark. Daha önceki dişlerimizde işte çok böyle yükseliyordu, sonra kurvatür kretimiz aşağı iniyordu filan ya. Bu dişte daha düz geçiyor. Çok çok belirgin değil. Bu tarafı mezyal yapacağım, bu tarafı distal yapacağım. Vestibül kontur kretimiz servikal üçlü ile orta üçlünün birleşim çizgisinde, hatta bazen servikale daha da yakın, hemen servikal kurvatürün altında olabiliyor. Kontur kretinden itibaren kasp tepesine doğru bir konturumuz var yine. Bu diş vestibülden bakıldığında kanin dişe kısmen benziyor. Yine vestibülde 3 lobtan gelişmiş. Mezyobukkal, orta bukkal ve distobukkal loblardan gelişmiş bir diş. Orta bukkal lob, bukkaldaki sırtı oluşturuyor. Diğerlerinden birazcık daha fazla gelişmiş. Yani yine bir sırtımız var bukkalde ama kanindeki kadar belirgin değil aslında.
Manalı yüzden genel hatları çıkarmak için paletimele doğru geçiyorum arkadaşlar. Burada kurvatür mezyalde çok az. Çok güzel yönleniyor. 1 mm, 3 ile çarpınca 3 mm kurvatür kreti yapıyorsunuz. Çok derinleşmiyorsunuz. Distal yüzeyde ise 0. Yani hiç inmiyor. Okluzale doğru ilerlemiyor. Sözlü yaptın mı? Yine arkadaşlar kurvatür servikale çok yükselerek oluşmuyor. Palatinalde de daha düz geçiyor kurvatürümüz arkadaşlar. Çok yükselmiyoruz. Palatinalde dikkat, kontrol kreti ortada. Ara yüzden baktığımız zaman palatinal yüzeyi tam bir yay gibi görüyoruz. Vestibülde ne yapmıştık? Kontrol kretini servikale doğru yerleştirmiştik. Yine kanindeki gibi kontrol kretten servikale kısa bir yay var. Kontrol kretten kasp tepesine doğru daha uzun bir yay vardı. Ama palatinalde tam bir düzgün yay oluşturacağız. Kontur kretini de tam ortaya yerleştirmeye gayret edeceğiz. Bütün işlerinizde çok dikkat ettiğimiz bir şey var arkadaşlar. Buradan vestibülden bakınca nereyi görmüyorduk? Ara yüzeyleri. Bu dişte de aynı şekilde. Kron palatinale doğru gittikçe evet daralıyor. Evet arkadaşlar daha spesifik çalışmak gerekirse şimdi genel hatlarıyla kurumumuzu oluşturduktan sonra
Okgüzel plandan baktığımda mezyal bu taraf, dişler bu taraf, sağ dişi yapıyoruz. Bukkaldeki sırt dişin tam ortasında değil, hafif distalde olacak sırtın yerleşimi. Yine palatinalde de sırtın yerleşimi, buradaki sırt vestibüldeki kadar belirgin değil. Buradaki sırtın yerleşimi de hafif mezyalde olacak. Yani diş çok az dönük görünecek. Diğer dişlerde de biliyorsunuz böyle bir şey vardı. Evet. Bakın. Sırtı ortadan hafif dişlere doğru yerleştirdik. Fark ediliyor mu? Palatinali şekillendirirken de arkadaşlar sırtı hafif ortanın mezyaline doğru kaydıracağım. Şimdi arkadaşlar mezyal distal kontur kuretlerinden bahsetmemiz gerekecek. Bukkalden bakıldığında mezyal kontur kuret ve distal kontur kuret yaklaşık aynı seviyede.
olacak. Birbirlerinden çok hafifçe farklı olabilirler. O da şu yönde. Mezyal belki birazcık daha servikale doğru yönlenmiş olabilir. İkisi de çok yaşadı. Oklüzal üçlü ile orta üçlü birleşim sınırında yaklaşık olacaklar ve yaklaşık eşit seviyede olacaklar. Birincisi bu. İkincisi mezyal tarafında bu dişin kontur iç bükey. Özellikle bu bölgede iç bükey oluşturmamız gerekiyor. Zaten bu dişin mezyalinde çok ciddi, karakteristik, sadece bu dişe özel bir takım şeylerde, farklılıklarda var biliyorsunuz. Mezyal kas tepesinin mezyal kenarı distalden daha uzun. Bu da bu dişin bir karakteristik özelliği. Diğer dişlerden farklı bir şey bu. Mezyal birazcık daha düz. Distal kasp sırtı birazcık daha bombeli olacak şekilde, konturlu olacak şekilde daha detaylandırmaya çalışalım. Şimdi bu bölgede mezyaldeki hafif iç bükeyliği yapıyorum. Kontur kretine kadar olan. Temas noktası geniş bir kurvatür çiziyor. Sonra distal kasp sırtı, mezyal kasp sırtı burada oluşuyor. Evet arkadaşlar, diş genel formunu almaya başladı farkındaysanız. Ne yaptık şimdi? Servikalimizi oluşturduk. Dikkat edin, daha düz. Çok fazla eğim yapmıyor. Konturlanmıyor, bombelenmiyor. Daha düz geçiyoruz. Mezyal tarafımızda iç bükeyliğimizi görebiliyor musunuz? Burada bir iç bükey hat oluşturduk. Distal daha dış bükey, hatta düz. Çok konturunu abartmanıza gerek yok. Distalini düz işleyebilirsiniz. Mezyalde servikal kurvatür kretimiz birazcık girdi oklüzele doğru. Distalde düz geçtik arkadaşlar. Hiçbir yere yönlenmeden geçtik gittik. Palatinale döndüğümüzde ise daralan bir diş görüyoruz. Daraldığı için palatinalden baktığınızda ara yüzeyleri görebilirsiniz. Ama vestibülden baktığımızda ara yüzey biliyorsunuz görmek istemiyoruz. Özellikle ben getirdiğiniz anda ilk onu görüyorum. Herhalde artık fark etmişsinizdir.
O güzel plandan baktığımızda sırtın tepesini hafif distale yerleştirdik vestibülde. Palatinalde de hafif mezyale yerleştirdik. Diş o güzel plandan hafifçe bakın böyle dönük gibi duruyor. Şimdi yavaş yavaş kökü çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Bu diş iki köklü. Bu diş dışında iki köklü olan sadece alt azı dişleri var. Arkadaşlar ağızda. Tek iki köklü premolar bu. Alt azı dişlerinin de kökleri mezyal ve distal yönde yerleşiyor. Bu dişin kökleri bukal ve palatinal yönde yerleşiyor. Bu da bu dişe ait karakteristiklerden birisi. Söylediğimiz gibi arkadaşlar iki köklü bu diş. Nadiren tek köklü çıksa bile genelde iki pulpa kanalı ve iki apex olur.
içinde her zamanki gibi kökte, Kur'an'a benzer şekilde palatinale doğru daralıyor. Kökleri ayırmayacağım arkadaşlar. Genel bir kök formu vermeye çalışıyorum. Kökleri ayırmayacağım çünkü daha bu dişin yapılması gereken çok şey var. Bu yüzden kökleri ayırır, inceltirseniz çevirirken elinizde, kökler elinizde kalabilir. Şimdi kökün o iyice kaba kalan kısmı biraz toparlandı.
Bu benim gözümü rahatsız ediyordu. Oranlarımı tam olarak anlamama, kestirmeme engel oluyordu. Yaklaşık bir kökle ilgili şablon oluştu arkadaşlar. Tabii ki detaylandırılacak. Şimdi servikal çizgimizi, kurvatürümüzü, kurvatür kuretlerimizi, mezyaldeki ve distaldeki kurvatür kuretlerimizi yerleştirdik. Kontur kuretimizi vestibüle ve palatinale yerleştirdik. Yine sırtlarımızı istediğimiz güzel planla baktığımızda istediğimiz yerlere taşıdık. Şimdi biraz çok güzel çalışalım. Bu dişte daha önceki gördüklerinizden farklı olarak arkadaşlar bir oklüzal yüzey var. Daha önceki dişlerde singulum olarak gördüğünüz o çıkıntı burada çok büyüyerek bir palatinal kaspı oluşturuyor. Ne demiştik? Diş vestibülde 3 lobtan oluşuyor. Mezyobukal, ortobukal, distobukal loblar. Bir de palatinal veya lingual lob var. Bu daha önceki dişlerinizde singulum oluşturuyordu. Bu dişte palatinaldeki kaspı oluşturuyor. Kaspları birbirinden ayıran bir santral yiv var. Santral fossa var arkadaşlar. Santral yiv oklüzal yüzeyin tabanını oluşturuyor. Dişi bukkal, oklüzal planı bukkal ve palatinal olmak üzere ikiye bölüyor arkadaşlar. Yine her zamanki gibi mezyalde marjinal sırtımız var. Bu marjinal sırtlar diğer dişlerde de vardı ama dikey planda fossanın iki yanını sınırlayacak şekilde mezyalde ve distalde dikey planda oluşuyordu. Hatırlayın lütfen. Ama burada bakın böyle yatay planda oluşuyor. Fossamız da yine yatay planda. Diğer dişte o santral fossa, diğer dişlerde dikey plandaydı yine. Hatırlarsanız o bu dişte o da yatay. Takip edebiliyor musunuz? Metal model spatülü verir misiniz bana? En küçük olandan değil de bir büyüğünden lütfen.
Arkadaşlar burada özellikle mezyalde mezyal marjinal sırtı hafifçe aşıp mezyale doğru dönüp çok uzamadan sollanan bir gelişimsel iğ vardı değil mi? Görebiliyor musunuz? Bu yine bu dişin mezyaline ait bir karakteristik. Burada santral yiyip sırtı aşıp ara yüze doğru inip burada bakın çok uzamadan sonlanıyor. Gördük mü? Bu dişin özellikle mezyali arkadaşlar çok karakteristik, kendine ait özellikler barındıran bir diş. Okluzal plana. Bakın yivimiz burada. Tabii ki birazcık daha detaylandıracağız. Cilalayınca, bu şeyleri, pütürlerin hepsini kaybedince, bütün yüzeyleri düzgün bir şekilde birleştirince daha da güzel olacak. Yine dikkat etmeniz gereken meselelerden birisi Fahrettin Ali'deki kasp vestibüldekinden kısa arkadaşlar. Vestibüldeki kasp daha uzun. Bu 1 milimetre. Siz 3 ile çarpacağınız için 3 milimetre. Yani belirgin şekilde ama abartmadan, maalesef abartma eğilimimiz var biraz. Abartmadan kısa yapacaksınız. Hemen yapalım hatta. Daha baştan ben bu şekillendirirken sabunu zaten paletilenine doğru gelirken o güzel yüzeyin hafifçe azaltarak gelmiştim. O güzel yüzeydeki yapıları bir daha da hatırlatmak isterim. O güzel yüzeye bir santral yiv ile başladık. Santral yiv kaspların mezyal ve distallerinde ukkale ve palatinale bakın yönlendi. Bir de burada marjinal sırtımız vardı değil mi? Şimdi bu yivin bukkal ve palatinal yönlenmeleriyle marjinal sırtın arasında kalan bir çukurluk oluştu üçgen şeklinde. Bu üçgen şeklindeki çukurluğun adı triangular fossa veya triangular pit. Şimdi triangular fossa hem mezyalde hem de distalde var. Mezyaldeki burada, distaldeki burada arkadaşlar. Mezyal ve distal yine marjinal sırtlarımız, kenar sırtlarımız var.
Bukkay Kasp Tepesi, Palatinal Kasp Tepesi, Palatinal Kasp'ın yüksekliği Bukkay'dan az. Palatinal'den bakınca Bukkay'daki kaspın da sınırlarını izlememiz gerekiyor. Yine arayüzden bakınca kontur kreatimiz vestibülde servikale yakın. Sonra tekrar palatinale doğru kasp tepemiz dönmeye başlıyor. Bukkal'deki merkeze dönüş, servikalden çıkınca bir kontur oluşuyor, bombe oluşuyor. Daha sonra merkeze doğru, dişin merkezine doğru arkadaşlar dönmeye başlıyor kasp tepesi. Vestibüldeki, bukkal'deki dönüş palatinalden fazla arkadaşlar. Bukkal'deki kasp tepesi de palatinale göre daha dişin merkezinde, oklüzale doğru dönmüş durumda. Bu nedenle oklüzalden baktığınızda bir de dişin vestibüldeki yüzeyini daha fazla seyredebiliyorsunuz. Daha çok görüş alanı içine giriyor. Bu santral giving, santral fossanın mezyal ve distale doğru ilerleyeni, mezyal ve distalde de bukkal ve palatinale doğru yönlendiğini söylemiştik. Bukkaldeki yönlenmeler birazcık daha uzun ve derin arkadaşlar palatinale göre. Bu gibi burada unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın aynı zamanda temas noktaları oklüzal plandan bakıldığında mezyalde distalden daha palatinale doğru yakın. Yani burada bir çizgi çizerseniz distobukkal yönde dönen bir çizginin üstünde kasp tepeleri. Mezyaldeki temas noktası bakın daha palatinalde. Mezyal temas noktası, distal temas noktası.
Bu da yine Budişe özel durumlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, kronumuz neredeyse tamamlandı. Kökü de aradan sonra göstereceğim. Az öncekileri kaydetmemiş olabiliriz arkadaşlar. Şimdi köklerimizi form verdikten sonra yaklaşık orta seviyesinden kökün orta seviyesi, kök boyunun orta seviyesinden bifurkasyonunu yapmaya başladık. Yani çatallanmasını yapmaya başladık. Kök ucunu distale doğru çeviriyoruz arkadaşlar, her zamanki gibi. Kök bütün dişlerde olduğu gibi palatinalde daraldığı için, daha önceki anterior dişlerde de olduğu gibi fesülden baktığımızda palatinaldeki kökü görmüyoruz arkadaşlar.
Kökü ayırırken arkadaşlar çok yavaş çalışacağız. Dikkatli çalışacağız. Bunu çok hızlı yapmanın bir yolu maalesef yok. Kökü ayırırken sesinde duyduğunuz gibi hilti kullanabilirsiniz. Şu pata 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 yapan şey hilti arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar kök formumuzda yaklaşık böyle, özellikle palatinaldekini biraz daha inceltmek lazım gelebilir. Şimdi özellikle mezyal yüzde ne dedik? Bir groove var. Yani bir çöküntü var. Bu çöküntü bakın bütün yüzey boyunca geliyor. Ve kronun da mezyal tarafında yine bu çöküntü devam ediyor. Aslında buradan vestibülden bakınca mezyal yüzey biraz iç bükeydi ya. Bu iç bükeyliğinde yüksek oranda sorumlusu buradaki bu çöküntü. Şimdi o çöküntüyü burada oluşturuyoruz. Bu diğer dişlerde pek görülmeyecek şekilde, görülmeyen şekilde belirgin bir çöküntü. Ne dedik? Krondan başlıyor ve köklerin ayrımına kadar yükseliyor. Bu nedenle köklerin ayrımı mezyalde çok az daha kronal yönden başlayabilir distale göre. Distalde bakın böyle bir çöküntü yok. Daha düzgün bir yüzey var. Ama mezyalde görebiliyor musunuz? Burada bakın bir
çöküntü, groove, yiv, var. Evet arkadaşlar, bu da üst birinci premol ardiş. Biraz kendi özel karakteristikleri olan diğer dişlerden farklı özellikler gösteren bir diş. Bu özelliklerinde birçoğu dişin mezyal tarafında toparlanmış durumda aslında. Giderek sizde alışmaya başladınız. Elinizde gelişmeye başladı. Bu dişte tabi bir de oklüzel yüzey işin içine, oklüzel morfoloji işin içine karıştı. Belki daha önceki işlerinizden biraz daha zor olabilir ama siz de bir yandan geliştiğiniz için umarım daha kolay gelir önceki işlerinize göre. Hepinize yeni işinizde başarılar diliyorum. Polis stajınızı yapmayı asla unutmayın.